8 Temmuz, 14 Temmuz haftalık burcumuza hoş geldiniz diyorum. Özellikle şöyle söyleyeyim, sokak hayvanlarımız için bir kas su dökelim. Onlar her canlı için kıymetli ve değerli, suya ihtiyacı var. Elinizden geliyorsa biraz da mama dökerseniz sevinirim. Koç burçlarını neler bekliyor diyorsanız, koçlar için inanılmaz gergin bir hafta. İnanılmaz stresli. Çünkü aslında işleriyle ilgili giden çok olumluluk süreci var ama onların kendi içsel ve fiziksel ruhlarıyla alakalı gelgit akıl yaşadıkları için her şeye takma dönemi başladı koç burçları. Bence koçlar, işlerinizdeki istediğiniz, hedeflediğiniz nokta önümüzde ve büyük bir anlaşmanız da kapınızda. Şu ruhani evreniz ve enerjinizi daha iyi toparlarsanız, özellikle Temmuz ortasından sonra sizi artık kimse tutamaz diyorum. Bence biraz sakin olalım. Biraz da alt sistemle ilgili yaşadığınız problemler, sistemin verdiği bir gerginlik var iş çevrenizle ilgili. Onu da takmayın, Eylül'e kadar burası da düzelecek. Yani siz ne kadar istiyorsanız isteyin, işinizden herhangi bir kayıp yok. Ya da size zarar gelecek bir nokta görmüyorum. Sizin kurgularınız ve hurafeleriniz, bunu bir kenara atıyorsunuz. Özel hayat konusunda da uzun süredir istediğiniz insanla gerçekten güzel bir aşka yelken açacağınız, eğer sevgiliniz yoksa bile sürpriz bir aşka yelken açacak bazı koçlar için iyi bir haftaya giriş yaptılar. Evliliğiyle alakalı sorun yaşayan koçlar aslında evliliklerinde sorun bitti, eşyada değiştirdiler. Sadece yeni bir ev almak ya da yeni bir planı artı ikinci eve geçme planı olan bazı koç burçlar için de belki Ağustos ortalarında bu netliğe de kavuşacağız. Ufak ufak tatil planları olacak bazı koç burçlar için. Ama koçlar için en önemli dikkat etmeniz gereken günler hangisi ise Perşembe. Bu ara çıldıracak kadar gergin olabilirsiniz. Perşembe gününe dikkat edin, sakin ve sükunette kalın istiyorum. Çocuklarıyla ilgili problem yaşayan koç burçları için de belki de hedeflediğiniz nokta, belki de hedeflediğiniz alan sizin için hayırlı ve aydınlık olacak. Ne istiyorsanız gerçekleşeceğini söyleyebilirim. Ama aileyle ilgili görüşemediğiniz zamanınız varsa bile buna da dikkat edin. Boyun ve bel sorununuz olabilir, sağlığınızı ihmal etmeyin diyorum. 8 Temmuz özellikle boğa burçlarını neler bekliyor diyorsanız, boğalar için inanılmaz derecede gerginlik değil de mutlu, güzel, keyifli, huzurlu, beklediğiniz bazı miraslar ya da ortaklı bazı mallarınız sizin hayatınızda artı döneme geçiş yaptı. Bu artı döneme geçen mallar mirasınız ya da almak istediğiniz evranız ya da işinizle alakalı maaşınızla ilgili. Özellikle Temmuz bitmeden güzel haberler, güzel kutlamalar söz konusu olacak. Bu doğru bir haber ama işinizle alakalı yaşadığınız, iş problemi yaşayan bazı boğa burçları için de inanılmaz güzel bir haftaya yelken açacağız. Ve beklediğiniz haberler ya da devletle ilgili girmek istediğiniz ya da sınavınız varsa çok başarı elde edeceksiniz. Boğa burçları sabırlı olun çünkü sizin de sabrınızın artık sonuna geldi. İstekleriniz olmuyor diye öfkeleniyorsunuz. Geride bırakıyorsunuz çünkü isteklerinizin güzel değişim haftası olacak ve bu değişimler sizin için hayırlı ve uğurlu olacağını düşünüyorum. Sizde de boğaz enfeksiyonu, burun tıkanıklığı ya da kulak tıkanıklığınız gündemde olabilir. Bu konular biraz hassas olabilir, alerjik olabilir. Sağlığınızı ihmal etmeyin diyorum. Bekar boğa burçları için de biraz daha sabırlı olacağız. Çünkü doğru bir aşk erken içeceğiz ve bu aşk bizim için sağlıklı ve hayırlı olacak. Ama evliliğiyle ilgili çocuk isteyen boğa burçları için de inanılmaz güzel bir haftanın kararlılığına gideceğiz. Ekim'e kadar da hanemize çocuk muradı, çocuk sevinci gerçekleşeceğini söyleyebilirim. Ailenizle alakalı vakit geçirmek isteyen boğa burçları için de tam doğru bir hafta. Keyifli haftanın tadına bakın. Sizin için de en değerli gün, aslında en keyif alacağınız gün salı günü. Salı gününden sürpriz haberler, geçmişinize dönük haberler. Yani geçmiş sevgilinizden ya da geçmiş işinizden haber bekliyorsa bazı boğa burçları, salı günü çok doğru bir gün ve onun tadını çıkartın. İkizler burcunu 8 Temmuz'da neler bekliyor diyorsanız, ikizlerin aslında bir yol düşüncesi var ve yurt dışı ile ilgili bazı hedeflediği anlaşmalar var. Bu anlaşmaları doğru yaparsa ya yurt dışına yerleşme gibi bir fikri var ikizler burcunun. Evet, bu başarıyı elde edeceksiniz. Beklediğiniz yurt dışı kapınızdan haberiniz bir ay içerisinde gelmiş olacak ve gideceksiniz. Ama işini değiştirmek isteyen bazı terazi burçları için de evet bu haftayı ikizler için
İkizler Burcu karıştırdık biraz. Yazıyordum, teraziye not alıyordum, pardon. İkizler Burcu içinde inanılmaz güzel işinizle alakalı beklediğiniz her şeyin aydınlanması. Sizde ayakla ayak mantarı ya da el kaşıntınız ya da göğüs altı, yani şu bölgeler, koltuk altı kaşıntılarınız olabilir. Bu alerjik bir durum söz konusu olarak gözüküyor. Bu konulara dikkat ederseniz sevinirim. Sizin de satmak istediğiniz bir araç var İkizler Burcu. Bu aracı satacaksınız ve istediğiniz aracın sevincini yaşayacağınızı söyleyebilirim. İkizlerin bir de babasıyla alakalı sağlık problemi gündemde olabilir. Bu sağlığın sonu aydınlık olacak. Panik yapmanıza gerek yok. Bir de arkadaşlarınızla böyle bir hafta sonu deniz tadına varmak isteyen bazı ikizler için de çok doğru bir hafta sonu. Bunun tadını, denizin keyfini çıkartmanızı öneriyorum. Bazı eğitim kararı alan bazı ikizler için de tam doğru bir kral. Dil eğitimi ya da dilinizle ilgili ya da güzel sanatlarla alakalı resim, müzik ya ne bileyim güzellik merkeziyle ilgili almak istediğiniz eğitimler var. Eğer bunu doğru yaparsanız size ileriki hayatınızda bunlar artı bir kazanç olacak. Şimdiden meslekle ilgili kararsız olan ikizler için de sanat yatkınlığınız, fotoğrafçılığa yatkınlığınız olabilir. Sevinirim. Sizi de kaybettiğiniz bir saat ya da bileklik olabilir. Bu evinizin içerisinde olabilir ya da altın yüzüğünüz olabilir. Evinizin enerjisinde gözüküyor. Panik yapmayın istiyorum. Yengeç burçlarını neler bekliyor diyorsanız, yengeçlerin bazıları stajyer olarak işe başladılar, gayet mutlular. Bazıları da hala stajyerlikle ilgili memnun olmayan noktalarımız var. Bunlarla ilgili de bu haftadan sonra netliğe kavuşacağız. İşinizle ilgili bazı değişiklik isteyen yengeç burçları için tam doğru konuşma zamanı. Konumunuzla alakalı bir yükseliş dönemine giriş yapacaksınız. Hem maddi olarak da hem manevi olarak da daha rahat bir yörüngeye girecek yengeç burçları. Ama yengeçlerde aileyle alakalı yaşanan bazı sesli konuşmalar ya da gerginlikler biraz yıpratmış olabilir. Ailenizle olan düzenin de bozulmasını istemiyorsunuz. Biraz ailedeki insanların gerginliği sizde yansıtabilir. Sakin olacaksınız. Uzun süredir araba düşüncesi olan bazı yengeçler için evet bir dahaki sene çok doğru bir süre bu yatırımı yapacaksınız ve bu hayırlı olacak. Özel hayatınızla ilgili de aslında ilişkisi olmayan yengeç burçları biraz daha doğru insanı bekliyor. Kaderindeki doğru insan gelirse ben hayatımı birleştiririm diyor. Ama evliliğiyle ilgili kriz yaşayan yengeçlere de hani de güzel bir haber, yeni bir eve geçiş, yeni eşya alışı ya da yeni bir arabayla ilgili gayet sevinç yaşayacak yengeç burçları. Yengeçlerde de gözle alakalı sağ gözde kayma, göz ağrıları ya da saç dökülmesi gündemde olabilir sağlık olarak. İhmal etmeyin. Bu da sizin ani kararlar verip mutsuzluklarınıza yol açabilir. O yüzden bu göz kontrolünüzü yapmanız gerektiğini düşünüyorum. Ve uzun süredir de ailenizle gitmek istediğiniz deniz keyfi var. Ağustos'ta sabırlı olursanız bu tatilin de tadını çıkartacaksınız. Ailenizle güzel bir vakit evresi. Sizde de bir kadın rahatsızlığı gündemi olabilir. Babaanne, anneanne, anne gibi. Diz ya da kemiklerle ilgili hassasiyet. Bu dönem bir hastane koşturmanız gündemde olabilir. Sabırlı olun. Sonu ferah ve aydınlık olacak diyebilirim. Bir de sizin Fransızca ya da İtalyanca öğrenmek isteyen bazı yengeç burçları için de tam zamanı diyorum. Bence bu dilinizin eğitimini alın. Bekar yengeçlere de sürpriz sürpriz aşklar olacak ama doğru insanı beklediğinizi düşünüyorum. Aslında sizin de en değerli gününüz bana göre pazar günü. Pazar günü sizin için şanslı, rızklı ve keyifli bir hafta olacak yengeçler. Pazar gününüzü dikkate alın. Güzel sürprizler, değişimler olacak. Aslanları neler bekliyor diyorsanız, aslanlarda şu dönem yeni oluşturmak istediğiniz işinizle alakalı ya da yeni büyük yöneticilerinizle oluşturmak istediğiniz bir toplantı planınız var. Çünkü bulunduğunuz noktanın karmaşıklığı ya da parayla ilgili kaygıları çok ön planda olduğu için sistem nereye gidiyor diye merak ediyorsunuz. Aslında şirketinizle ilgili bir sıkıntı değil. Sadece parasal finansla ilgili Eylül'e kadar sabırlı olursanız ya da ortaklı bir iş yapıyorsanız bu işe Eylül'e kadar sabırlı olursanız aslanlar istediğiniz zirve, istediğiniz başarı ve olumluluk sizin artı puanınız olacak. Bence egonuzu biraz indirin, sabrınıza bakın, piyasanın sabrını da analiz edin. Ondan sonra böbürlenmeye devam
devam edin. Şu an hata yapıyorsunuz. Hatanız size maddi kayıplara yol açabilir. O yüzden bir 15 gün sakin karar verelim. Ondan sonra radikal bir sürecimiz söz konusu olabilir. Özel hayatınızla ilgili de çocuk isteğiniz var ama yazın bitmesini bekliyorsunuz. Evet, doğru bir karar. Bir de evinizi satıp yeni bir eve geçip daha büyük bir eve geçmek istiyorsunuz. Ve yaşadığınız yerin biraz daha karşı bölgesine geçmek istiyorsunuz. Bu da sizin için hayırlı bir kazanç evresi olacak. Aralık'ta da bunu çözmüş olacaksınız. Bir de uzun süredir devam eden geçmişe yasal, devlet, mahkeme ile alakalı haklarınızla ilgili mahkemeler var. Bunun da sonu zafer olacak ama biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor. Sizin de en güvenilir, en güvendiğiniz gününüz bu hafta, özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Cumartesi. Cumartesi sizde şu olabilir. Ani keyifli gitmek istediğiniz ya da alkol ya da herhangi bir keyif maddesi ya da keyfinize düşkün yapmak istediğiniz şeyler size zarar verebilir. Piknik yapıp ormanı yakmak gibi. O yüzden pazar cumartesi gününe dikkat edeceğiz. Bu bize sıkıntı yaratabilir ama bir de geçmişinizle alakalı birinden sürpriz bir telefon alabilirsiniz cumartesi. Belki bu da canınızı sıkabilir diyorum. Başak burçlarını neler bekliyor diyorsanız 8 Temmuz'da. Başakların aslında ruhani evrelerinde biraz psikolojilerinin yorgun olduğu, özel hayatı oturtamayan bazı başaklar çıldırmış noktada. Çünkü biz ne zaman doğru aşkı bulacağız, ne zaman hayatımızdaki doğru insanı bulacağız diyerekten devamlı bir ahlanma, vahlanma. Evet, 8 gün ya da 8 hafta içerisinde doğru aşka yelken açacaksınız. Bazı başaklar radikal bir şekilde evlilik kararı verecek. Ve bazı başak burçları içinde işlerinizi değiştirip farklı bir noktadan teklif bekleyen başak burçları içinde çok doğru bir haftanın yörüngesine girdiniz. Bu yörünge size gelecek yeni teklifleri ve iş konunuzla alakalı noktaları çok büyük bir başarıyla aydınlığa tutacaksınız ve istediğiniz kapılarınız açılacak. Sizin de bence gereksiz kurgu, paranoyak, korku ve endişeleriniz var başak burçları. Belki yoga, belki pilates, belki meditasyon, belki nefes dersleri sizin ruhunuzu değiştirmenize yardımcı olabilir. Bir de uzun süredir bazı kredi borçlarınız vardı ve ben bunları ne zaman ödeyeceğim ya da kredi, ev kredi borçlarınız. Daha 2 yıl içerisinde bazı kredilerinizin sonuçlanıp ondan sonra rahat edecek ama sürpriz sürpriz beklediğiniz arsaların satışları da var. Belki daha erken bir şekilde de bu borçları kapatma şansınız var diyorum. Çünkü siz aslında planlı ve programlı giderken 2 aydır duygusallıkla alakalı yaşadığınız karmaşıklıklar sizin planınızı ve programınızı arkaya çekti. Bu yüzden tedirgin ve panik olabilirsiniz. Gerek yok. Sizde de kardeşler ve yakın akrabalarla alakalı diyalog kopuklukları var. Bunları toparlama haftasına girmeniz gerektiğini düşünüyorum. Kız kardeşinizin ya da ablanızın diz ve kemik ya da siyatiklerle alakalı damarda kanlar oluşabilir. Dikkat etmemiz gerekiyor. Sizin için de en güzel gün Cuma diyorum. Cuma size şans ve bereket, uğur getirecek. Son zamanlarda da kilo almaya başladığınız başaklar, bu kilo kontrollerinizi yapın. Sizin de gelecek Cuma günü size gelecekten gelecek güzel, yani sizin işiniz ve kariyeriniz için güzel teklifler ya da güzel anlaşmalara gireceksiniz. Terazi burçlarını 8 Temmuz'da neler bekliyor diyorsanız, terazilerde son zamanlarda grip enfeksiyonu, yorgunluk, halsizlik, uyku hali, uyku ruh hali gündeme gelişti. Evet, çok yoğun bir iş temponuz var. Hatta şu an bazı terazi burçları tatil kafasında. Ben de diyorum ki evet, bu uyku ruh halinizden çıkın. Önünüzde biriken bazı dosyalar ve işinizle ilgili halletmeniz gereken ve devletle alakalı beklediğiniz güzel evraklar Allah kısmet ederse 15'ine kadar sizin elinize gelmiş ve büyük bir aydınlık yaşayacak teraziler. Ama terazilerde hep biz merkezli oldukları için hiç kendi ben merkezli olmuyorlar. Artık tam zamanına geldiniz diyorum. Ben merkezli döneme girin ki rızkınız ve bereketiniz sizin hayatınıza ben şekilde girsin istiyorum. Yani sizin şeklinizde girsin. Bu sizin için gayet güzel, gayet aydınlık olacağını söyleyebilirim. İki farklı bir iş teklifi de var. İki ayrı noktada da çok yoğun bir tempoda çalışacaksınız. O iki farklı işi de değerlendireceğinizi düşünüyorum. Ve bazı terazi burçları ortaklı bir iş yapmak istiyor. Onlar için de Eylül'e kadar sabırlı olursanız bu ortaklı işiniz gayet başarılı ve aydınlık olacak. Sizde de kemiklerle alakalı kemik erimesi, kemik kayması, küçük ufak tefek kazalar olabilir. Kemik hassasiyetleriniz gündemde olabilir. Terazi burçları, bunları ihmal etmiyorsunuz. Sizin de en değerli gününüz bana göre çarşamba.
Çarşamba size çok güzel bir imza atılacak ve bu imza araçla ilgili olabilir. Yani çarşamba günü bu hafta sizin için ya da araç satmakla ilgili olabilir. Yenilik haftanız olabilir. O yüzden çarşamba size çok uğurlu bir gün gelecek ve bereketiniz ve ruhunuz çok aydınlanacak. Çarşamba gününde sabahtan gelen enerjiler sizin hayatınıza iyi gelecek. Belki de uzun süredir büyüklerinizle vakit geçiremiyordunuz. Bir hafta evresi ya da bir perşembe günü bir keyif geçirin isterim. Akrep burçları 8 Temmuz'da neler bekliyor diyorsanız. Akreplerde ciddi anlamda işlerinle alakalı yaşadığı kaygılar biraz yumuşadı. Biraz hareketlenmeye başladı. Güzel anlaşmalar içerisine girdiniz ama daha para sonuçlu bir sistem olmadığı için paraya odaklısınız şu an. Evet, bir hafta sonra parayla ilgili kaygılarınız da bitecek. Daha keyifli ve daha güzel bir sürece giriş sağlayacaksınız ama sizde o daha hızlı olsun, daha çabuk olsun, daha şöyle olsun kafanız olduğu için akrepler sabırlı olun. Çünkü siz ne istediğinizi biliyorsunuz ve Rabbim size güzel kapılar açıyor. Bazen inadınızdan bu hataları yapıyorsunuz. Hataları yumuşatıyorsunuz. Biraz daha inançlarınızı toparlıyorsunuz ve Rabbim size olmadık güzel kapılar açacak. Sadece sabırlı olmanız gerektiğini düşünüyorum. Sizde de mantar, alerjik mantar ya da kulakta egzama gibi sıkıntılarınız olabilir. Ya da ayak tırnak batıklarınız gündeme gelebilir. Sağlığınızı bu konuda ihmal etmeyin diyorum. Son zamanlarda deniz özlemiyle yaşayan bazı akrep burçları da tam bu sonuna doğru güzel seyahatler edecek. Biraz daha depolanın. Biraz daha yaşadığınız yerin enerjisini alın. Bol denizde, bol güneş sizin hayatınıza giriş sağlayacak. Belki de sizin en çok alındığınız insanların size laf sokması ya da yaptığınız değerli şeylerin görmemezlikten gelmesi sizi yıpratıyor olabilir akrepler. Her şeyin bir bedeli var. Hayat bu bedeli herkes ödeyecektir. O yüzden hiç üzülmeyin. Herkes hak ettiği yaşantının sonunda bir özür borçlu olduğunu düşünüyorum. Ve bu özürü size dileyecek bazı insanlar var akrepler. O yüzden beklediğiniz özürü alacaksınız. Bunun için de üzülmeyin. Sizin için en değerli gün pazartesi. Pazartesi günü size sürpriz işler, oluşumlular, bir de ilişkinizle alakalı radikal bir karar verme. Eğer ilişkiniz yoksa da sürpriz bir aşkın enerjisinde heyecan duyacağınız bir dönem. Bir de uzun süredir bir Eskişehir ya da İç Anadolu ziyareti yapmak isteyen bazı akrepler için de çok güzel bir karar ve bu kararı yapmanız gerektiğini düşünüyorum. Evet, akreplerden sonra yaylar geliyor. Yaylar için aslında böyle ne diyeyim, çok gerçekten not almışım. Gerçekten bıktık, onu öde, bunu öde ve bu hafta artık bir şey ödemek istemiyorum diyen yay burçları için sesleniyorum. Evet, bu haftada bazı şeyler ödeyeceksiniz ve bu ödediğiniz şeyler biraz canınızı çıkabilir. Unuttuğunuz dosyalar gündeme gelebilir ya da unuttuğunuz mahkemeler sizin elinize bir kağıt gibi gelip gözünüz mevriniz dönebilir. Ama bunlar hep sizin dağınıklıklarınızın, hızlı kararlı, enerjik ruhunuzdan kaynaklanan masanızda unuttuğunuz olaylar. Evet, bu hafta bunları toparlarsak dingenin bir haftaya giriş yaparız. Yayların aslında şu an böyle bir uçağa binsin, kendisini adanın ortasına, yeşilliğin ortasına bıraksın, eğlensin, dans etsin ruhunda. Yaylar, bence bu Temmuz size biraz hem işlerinizle alakalı çok yoğun, hem de şu an için tatil planlarınızı erteleyeceğiniz ve halletmeniz gereken bir sürü olaylarınız var. O yüzden size Ağustos daha keyifli tatil gelecek. Gitmek istiyorsanız da Balıkesir, Bodrum sizin enerjinize uyabilir, keyfini çıkartabilirsiniz. Özel hayat konusunda da kırgın olduğunuz bir insandan sürpriz bir haber alacaksınız ve tekrar ilişkisini isteyen bazı yay burçlar için de sürpriz bir hareket ve ilişkinizle tekrar barışacaksınız. Biraz sabırlı olun. Evliliğinizle alakalı sıkıntı yaşayan yay burçları aslında yavaş yavaş toparlama haftasına girdiler. Hatta çocuklarınızla ilgili yatırım planı olan bazı yaylar için de çok doğru bir süreç olacak ve sizin için hayırlı olacak. Bence bunun kalitesini, bunun enerjisini tatarsanız iyi olacağını düşünüyorum. Sizde de kayınvalide, görümce, elti ziyaretleriniz olacak yay burçları. Bir de uzun süredir üniversite dostlarınızla görüşemeyen yaylar için de hafta sonu güzel bir oluşum ve keyifli bir hafta. Size de en keyifli günü salı diyorum. Salı öğleden sonra hayatınızda ve çarşamba öğlen 2'ye kadar sürpriz oluşumlar olacak. Bu oluşumları çok doğru değerlendireceksiniz. Ufak akşam yemekleriniz de gündemde olabilir. Sizi mutlu edecek haberler alacaksınız. Çarşamba 12, Salı 12, Perşembe 12'ye kadar güzel haberlerin tadını çıkartacaksınız. Bunun tadını çıkartın diyorum. Oğlak burçları neler bekliyor diyorsanız, oğlaklar diyor ki ben uyku istiyorum. Evet, yazmışım. Oğlak, ben uyumak istiyorum. Kimse bana dokunmasın. Kafamı dinlemek istiyorum. Kimse benimle uğraşmasın.
yaklaşmasın ve sessiz sedasız böyle yatağımdan kapım çalınmasın, işe gitmeyeyim, telefon çalmasın dediğimiz bir haftaya giriş sağladı Oğlak burçları. Aslında onların kendileriyle alakalı yüzleşmekten korktuğu hayatı tek tek yüzüne gelmeye başlayınca ulan ben ne oldum, nereye düştüm, ben hangi boyuttayım diyen Oğlaklar için evet belki bir ay daha zor bir hafta olacak. Yani ben bu haftada itibariyle bir ay daha onlar için zorlu bir hafta, yani 4 hafta bu haftayı da sayarak, yani toplam 5 hafta. Çünkü onlar dosya, evrak, bazı evrakları başka bir yere kaydırma, işlerinizle ilgili yaşadığınız bazı sorunları toparlayacaksınız ama Ağustos 5 ya da 7 arasına kadar da bu yaşadığınız kaos geride kalacak. Bakın bu sadece iş olarak düşünmeyin. Ailede sağlık problemi ya da ailesiyle ilgili sorun yaşayanlar da 5 haftalık bir gerginlik dönemine girecek. Sizde bir durağanlık var ama siz konuşmak istemiyorsunuz ve çevrenizdeki insanlar habire sizinle konuşmak istiyor ve artık biri beni aramasın diye çıldıracak Oğlak burçları. Size belki bu hafta en verimli Perşembe, yani bütün günü veriyorum Perşembe. Çünkü burada Perşembe günü sizin için çıldıracak telefonlar, konuşmalar ve planlar yapmanız gereken hafta olacak. Yani 8 Temmuz Perşembe gününe denk gelen gün sizin için tehlikeli olabilir. Yani polis, maliye, bilmem ne, bu tarz şeylere dikkat ediyoruz. Uzun süredir de kendine iş kurmak isteyen bazı Oğlak burçlar için de inanılmaz güzel bir dönüş yaşıyor. Ve onlarda da bekledikleri para ve bolluk dönemi ve uzun süredir çözülmesi gereken yasal, miraslı haklarımız var. Bunların hepsini Eylül'e kadar çözmüş olacağız. Bu hayırlı olacak. Sizde de belki sağlık olarak mide ve kadın doğum ya da erkekler için de belki bağsur gibi sıkıntılar gündemde olabilir. Sağlığınızı bu konuda ihmal etmeyin. Kova burcu 8 Temmuz, yeni diyor ki kovaya geçsene teyze. 8 Temmuz neler bekliyor diyorsanız, kovalar aslında gerçekten çok yorgun bir haftayı bitirdiler. Sakinlik, dinginlik vesaire şey evresini koşturmaya çalışıyorlar ama elinizde birkaç eşide bitirme kararı ve elinizde bir ev işimiz var. Bunu satıp yerine farklı bir ailemize yapmak istediğiniz fikirler olan bazı kovalar için bu 10 gün ya da 8 gün gerçekten ev ve evrak, dosya satım ve parayla ilgili koşturmalarınız olacak. Kova burçlarına artı bir hafta diyorum. Neden artı bir hafta diyorum? Çünkü kovalar aslında hayatlarıyla ilgili planla gittikleri için planlarında bir hata yapmadılar. Sistematik bir yarı yıla geldiler. Yani 7. aya geliş yaptılar. Evet, bazı krediler, borçlar var ama onları da planlı şekilde. Yani kendinize ait özel standartları geride bıraktık. Sadece ödemelere kilitlendiğimiz için kovalar aslında 2019'u hem stresli hem de planlı bitiriyorlar. Bence kovalar doğru karardasınız ve yıl sonuna kadar hiçbir borcunuz harcınız kalmayacak. Hatta hayal ettiğiniz bir ev var, bahçeli, dubleks, böyle hayvanlarla uğraşayım dediğimiz, buna da sahip olacaksınız. Evliliğinizle ilgili kötü giden dönem geride kalıyor. Hatta haneye güzel bir çocuk muradı ve erkek çocuk sevinci yaşayacak bazı kovalar için hayırlı. Size de en değerli gün pazar, cumartesi gecesinden başlayan pazarı veriyorum. Çünkü ailenizle birlikte geçirmek istediğiniz kaliteli bir hafta var. Hatta burada sevgilinize güzel bir hediye, araç alabilecek bazı kovalar ya da kovalara gelecek hediye var. O yüzden araç gibi gündemde konumuz var. Kovalar, size güzel hafta, mantığınız ve kuralınız doğrultusunda iyi bir dönem yaşadınız. Belki bu ara en çok size ne iyi gelir diyorum. Bol bol yüzüyorsunuz, bol bol yürüyüş. Çünkü psikolojiniz sizin iyi. Daha güçlendirmek istiyorsanız derin derin nefes alıp ağzımızdan burnumuzdan vererek doğanın tadını çıkartmanız gerekiyor diyorum. 8 Temmuz. Kovaların günü yok mu? Özel bir günde mi? Söyledim. Cumartesi ve pazar, tamam. Aileleriyle cumartesi gecesinden başlayan pazar, tamam, günü deniz fikirleri, tekne fikirleri vardı. 8 Temmuz balık burçlarının, yeğenim de uyumuş haberiniz olan, 8 Temmuz balık burçlarının neler bekliyor diyorsanız, balıklar da aslında son zamanlarda çok yoğun evrak, kağıt, iş koşturması, yöneticileriyle atışma, o yapma, bu yapma, planlar, programlar. Yani onlar aslında bir kış formatındalar. Sanki bütün kış yatıp yazı böyle uyanmış gibi şekil yapıyorsun bu balık burçları. Sanki iki aya her şeyi sıkıştırır. Ay bir kendine gel, bir sakinleş, vücudunu sakinleştir. Çünkü hep aceleci yapıp her şeyden sıkılan bir balık haftasına giriş yapıyoruz. O yüzden bu hafta bir dingin, sakin bir kafa verin. Kafanızı bir sakinleştirin. Enerjinizi bir sakinleştirin. Çünkü sizin belki Temmuz'dan sonraki renkli ve parasal hayatımız daha renkliliğe girecek. O yüzden şu an ani kararlar verip para kaybı yapmanızı istemiyorum. Sevgilinizle evlilik planı olan bazı balık burçlar,
ve bu balık burçlarının güzel bir nişan söz haftasına giriş yaptılar. Evliliği olan bazı balık burçlarında da çocuk planlaması var. Aralığa kadar hanenize büyük bir sevinç. Hatta sizin araç motorunuz varsa araç alacaksınız. Eğer hiçbir şeyiniz yoksa motor ya da araç alma haftasına giriş yapacaksınız. Bir de ailenizden bir para desteği bekleyen bazı balık burçları, evet, satılan bir yerden size bir hak gelecek. Bu hakla birlikte birikmiş olan bazı borçlarımız temizlenmiş olacak. Ama ben uzun süredir aşk yaşamıyorum Emine ablacığım. Ben ne zaman aşkı bulacağım diyen balık burçları için 14 ya da 17'si itibariyle renkli bir ilişki haftasına giriş yapılacak. Uzun süredir ilişki yaşamayan balıkla burçlar için de gayet sevileceğiniz bir hafta söz konusu, başlangıç olacak. Anne babaya kırgın olan ve uzun süredir küs olan balıklarda bir barışma haftası, ileri adım atması ve hatalarını kabul edip özür dileme haftasına giriş yapacak balıklar. O yüzden kimi kırdılarsa bu hafta tamir etme. Çünkü onlar da artık olgunlaşma, iyileşme ve kendini bulma dönemine girecek. Sizde de belki guatr lef bezlerimiz ya da şiddetli baş ağrımız olabilir. Bu sinirsel çok önemli bir sağlık problemi yok. Sizin de gününüz bana göre cuma günü. Cuma 4'te başlayan sıkıntılı telefonlarla cumartesi 17'ye kadar devam edecek keyifli telefonlar arasında kalacaksınız. Bu cuma ve cumartesiyi çok iyi değerlendirirseniz hem geçmişiniz hem de geleceğinizle ilgili net kararlar vereceksiniz. Evet, 8 burada balık burçları, ailelerinize bir özür borçlu bazı balık burçları, bir adım atın, özür dileyin. Son zamanlarda gereksiz alkol ya da süreçler yaşadık, bunları da kenara bırakıyoruz. Biraz daha dingin, daha akıllı kararlar veriyorum. 8 Temmuz 14 Temmuz haftalık burcumuzu yorumladık. Hoplayıp zıplayıp abone oluyorsunuz. Bol bol yorum yazmanız lazım. Yorumlarınızı takip ediyorum ve dikkate alıyorum. Evet, ses şikayeti olanlar var. Bunu düzeltmeye çalışıyorum. Bir de şöyle bir sorunumuz var. Evet, herkes beni beğenmek zorunda değil. Kimse beni sevmek zorunda değil. Lütfen saygılı diyalog, saygılı çizgi içerisinde devam et. Bol bol abone oluyorsunuz. Lütfen sokak hayvanlarımıza bir tas su vermeyi unutmayalım. Her canlı nasıl ölümü tadacaksa, her canlının da bir suya ve yemeğe ihtiyacı var. Sevgiyle kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.